Evet değerli izleyicilerimiz, burası neresi? Merak ediyorsunuz değil mi? Arka neresi? Bura nereye çıkıyor? Bura giriş mi, çıkış mı? Hacı abi buradan geçebilir mi? Bu dakika itibariyle ücretli. Ücret koyduk buraya. Alayım 5 lira. Yok ki. 5 lira yok mu? 5 lira borç vereyim, 10 lira geri alırım. Hadi serbest sana. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Oo, sen de para bol. Tamam abicim, sen bunu al, tamam. Devam ediyorsun abi. Allah bereket versin değerli dostlar. Bundan sonra giriş çıkış mı? Abi gel al şu paranı ya. Gel gel al. İçi de gitti ha. Evet. Parayı aldık. Gel abi şöyle. Vallahi hiç itiraz etmedi. 5 lira dedik, geçiş verdi parayı. Al abicim. Eyvallah. Evet değerli dostlar, bura nere? Bura nereye çıkıyor? Şu arkama şöyle bakın. Bura nereye çıkıyor? Merak mı ediyorsunuz? Evet, bura nereye çıkıyor? Önce şöyle bir merdivene çıkayım. Göçmezsem, ula göçme durumu da var ha bunun. Evet değerli dostlar. Kolu bacağı kırmayalım. Evet değerli dostlar. Bura nereye çıkıyor dedik. Bura binaya çıkıyor. Buraya çıktık. Göçertmeden tarihi eseri. Şimdi aşağıya doğru iniyoruz. Peki bura nereye çıkıyor Murat? Bura nereye çıkıyor? Orada nereye çıktı belli değil. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Bura nereye çıkıyor? Gel abi. Evet, tarihi Çamoluk Pazarı'na çıkıyor değerli izleyiciler. O nereye gelecek abi? Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nereye gelecek o? Neyi tarif ediyor? Kapıya. Bu ne yapacak abi bunu, kapı? Hayırdır, kitlemek evde? Kitlemek için, kitlemek. Bu kadar sağlam kilide ne gerek var? Hayırdır, hazine mi var abi evde? Hazine var abi. Ne diyorsun abi? Tabii. Bu televizyon, anladın mı? Nerede? Anladım. Anladım. Bu Ülke TV'de televizyon. İzliyor mu? Hangi kanaldan abi? İzlemem. Abi sen bizi dinlemiyorsun galiba ya. Ya izlemem. Sen söyle. Nereye? Ya Ülke TV'de gezi yani, anladın mı? Anladı. En anladın iyi gezmek anladım. Var ya. Var, nereden biliyor? Var. İsmini de biliyor ha programın. Abi de para bolmuş. Sağlam bir kilit veriyorum diyor. Gazı uçaksın diyor, kimse açamasın diyor. Doğru söyle, gazı uçaktın mı daha çıkmaz mı? Gazı uçaktın mı tamam. Tamam. Eyvallah abi. Paraya iyi bak. Zaten kalantor bir adama benziyorsun abi. Takım elbise falan. Abi kolay gelsin. Sağ ol abi, teşekkür ederiz. Değerli dostlar, aa, şurada bir abi var, peşin satan abi. Abi gel. Nasıl değerli dostlar, nasıl olacağız? O anamın soğukluk baharacı. Ne? Soğukluk baharacı. Eski deyimle. Soğukluk baharacı. Şimdi bunu kasa yapmışsın. Kasa derken anamın hatırası. Parayla ölçülmeyen bir şey abi. Onu demiyorum, içine para koyuyorsun yani. Tabii ki o bizim kasamız. Eyvallah kasamız. Abi hasılatı iyi be. Hayır. Tut bakalım. Hamdolsun ben. Bu orijinal fasulyeniz mi abi? Evet, 40 günlük dediğimiz fasulye. 40 günlük. Domateslerim maalesef bitti bakın. Açabiliyor musun? Şurada da fasulye var. O ne fasulyesi? Bu da kuru fasulye. Bu ne günlük? Bu normal mi? Bu normal fasulyeniz. Evet değerli dostlar, bu normal. Giresun Çamoluk'un fasulyesi 40 günlüğü ama 40 günü. Aç bakayım abi şunu. Buna niye 40 günlük demişler? Bu 40 günde tencereye giriyor. Tencere. Ha. 40 gün mü beklemesi gerekiyor? Topraktan. Ama yapabilene abi. Abi taşı da ayıklamamışsın, adamın dişini kırarsın. Yok, ondan ufak tefek olabilir. O organik olduğu için. Abi bu o adamın bütün kaplamaları ya, döker ya. Onu, zaten o eksen de bitmez bakın ama. Ha, bunu ekecek mi? Tabii, ekmek için. Ben de yemek ekmek için diyorsun zannettim. Bu. O ne? Nane mi? Aç bakayım nane, abi. Nane tabii ki. Bizim kendi ürünümüz bu. Eyvallah. Giresun Çamoluk'un kendi orijinal nanesi evet, değerli dostlar. Evet tabii ki. Ben yabancı mahsul satmam. Sizin tabii bahçenin kendi nanesi abi. Öz malımız bu. Eyvallah. Bakın öz malımız. Oh mis aynen. Gibi vallahi mis gibi kokuyor ya. Mis gibi ya, nane kokuyor değerli dostlar. Şöyle bak Murat. Öyle ince ince de böyle dokunmuş böyle. Aynen. Öğütülmüş tabii. Abi. Onu da koyduk. Şu ne abi? O şey... Ada çayımız bizim. Ada çayı aç bakayım abi. Bu yayla çayı. Yayla ada çayı değerli dostlar. Yaylaya çıkıyoruz ya bey evet. Abi. Ya bir 150 özür diliyorum. 150 koyunumuz var. Özür eyvallah. Dileyerek diyorum. Estağfurullah. Bu fasulyenin dibine de o gübreyi döküyoruz abi. Yerli. Evet. Yerli bakın. Onları döküyoruz. Olmasın abi o zaman. Ha meydan bak, okuyorsun. Şunda ne var?
Ya özür dilerim. Yok beyden abi, sen de habire özür dileyip durma ya. Özür dilenecek bir şey yok ya. Alt tarafı 150 koyunum var abi. Yok. 3 milyon liradan 450 bin lira yapar. Bir şey değil yani. Kesinlikle. Bu ne? Bu da hazine. Baba. Ispanak abi, yerli bizde, yabancı. Tabii ıspanak tohumumuz bu. Ha, ıspanak tohumu. Eski dedelerimizin. Eyvallah değerli dostlar. Şundaki ne abi? O da. Abi fasulye tohumu, nane, ada çayı, ıspanak. Bu ne? Pancar, pancar. Pancar mı? Ha, kök pancarı bizim deyimimizde eski. Eskilerden. Sen anlar mısın teyze? Kök pancarı. Kök pancarı biliyorum ben. Ben biraz alayım biraz. Ha, ver bakayım biraz, bak ayağımız uğurlu geldi. Ver kök pancarından. Kilosu 200 lira, 200 gram ver. Yok, az az yok yok. He. Yok yok. Böyle mi? Abi bir dakika, böyle mi veriyorsun? Hayır efendim, bardakla fazla da alabilirim. He, bir bardak mı istiyorsun? Yok yok. Ben çok böyle birazcık. Yarım bardak. E ne kadar o şimdi? Kaç kuruş bu? O hep toz. 2 lira ters. Toz dibi hep gücünden ver. Tamam. Kaç para şimdi? 2 lira ter. 2 lira. Siftah gibi yani. Siftah. Ver 2 lirayı. Değil. Tamam. Siftah. Ver 2 lirayı. Tut şunu. Tut şunu. Baba yokluyor abi, de içeride para var mı yok mu diye. Sen var ya anne, maaşı da çektin bugün bankadan. Çektin. Ver 5 lirayı. Allah bereket versin. Bereketini gör. Al. Verdim. Hak geçme. Hadi bereketini gör. Şimdi şu tarafa doğru gidiyorum. Eyvallah, organik değerli dostlar, gördüğünüz gibi. Bunlar ne kardeş? Domates fidesi. Domates. Hoş geldiniz. Fidesi. Lahana. Biber, lahana. Lahana yok yok. Hepsi orijinal mi? Orijinal. Akıncıların hakim. Akıncıların. Sivas Akıncılardan aynen. Geliyor. Domates fideleri der dostlar. Aynen. Bol miktarda var. Ne vereceksin hacı abiye? Peynir. Ne peyniri? Tulum. Tabii. Doldur bakalım. Doldur. O yarım kilo. Yarım kilo. 5 kilo ver hacı abiye. Anca keser. Hadi. 5 kilo. Ver gelsin. 5 kilo. Ver tulumu. Bulur ondan sonra yolunu. Tamam. 460 gram. Biraz daha ver abi. Değil mi? Ha yaşa yaşa. Eyvallah, 540 gram abi. Ha. Tarttık hacı abi. Durumu ne kadar kilosu? 60. 60 lira, yarım kilo 30 lira. Emekli maaşını yeni aldı, para bol. Şimdi eve para çok. Çok abi. Baltan. Oo, 100'lük, 200'lük. Oh. Bu çökelek. Çökelek. Bu tulum peyniri. Tulum. Bu çökelekle bu çökeleğin arasındaki fark ne? Bu taze çökelek, bu küpten sökme. Bu küflü tulum mu? Küflü tulum. Tulum, ha. Normal tulum. Normal tulum. Şunlar ne abi? Tulum peyniri. Tulum peyniri. Tulum. Geldik abi buraya. Şuna abi. Kaşar onlar. Orijinal kaşar. Bildiğimiz orijinal. Orijinal kaşar. Bu ne abi? Tereyağı. Tereyağı. Organik. Organik. Eyvallah, köy tereyağı. Bu ne abi? O da yağ. Tereyağı. O da tereyağı abi. Şunlar ne abi? Kuru somun. Kuru somun. Somun ekmeği. Somun ekmeği değerli dostlarımız. Bunu kızartıp mı yiyorlar? Ne yapıyorlar? Islan, hafif su kenene. Geldik abi buraya. Pestil abi. Pestil. Eyvallah abi. Tutçamıcı. Şu ne abi? Pestil. O da pestil abi. Geldik pestil abi. Ekmek. Köy ekmek. Eyvallah. Geldik abi. Yumurta. Gezen tavuk yumurtası. Şunu bir iç. Niye? Aran yok mu? Gezen tavuk. Sesi gür. Ne? Gezen tavuk yumurtası. Gezen tavuk. Tavuğu görmeden inanmam. İnan. Tavuğu görmeden inanmam. İnan. Bir şartla inanırım. Bunu iç. İnanırım. Ben içemem. E sen içemiyorsun. Yeme yemiyor. Peynir yemiyor. Oruçluyum ya ben. Oruçluyum ha. Emin misin? Tabii. Akşama kadar nöbet tutarım burada. Bir bardak su içtiğini görürsen. Yok, bir bardak içtiğini değil Mehmet. Eyvallah. Değerli dostlar, burada da yumurtalar var. Gördüğünüz gibi kahvaltılık çeşidi. Doğal diyorlar. İnşallah %100 doğaldır diyoruz değerli dostlarımız. Doğal. Bir bak bakayım tadına. Dur. Sakin ol abi. Aç ağzını abi. Sen o kadardan anlayamam. Şundan ye ki anlayasın. Yok. Şunu bir at. Yok. Yok ya. Nasıl? Çökelek iyi mi? Fena değil. Ver 250 gram. Yok. Yedin. Alır yedin. Yemek serbest. Biz de alışveriş ediyoruz ondan. Yemek serbest. Sen sabahtan beri bütün tezgahları geziyorsun. Alışveriş etme. Yok, daha yeni geldik. Yeni mi geldin? Tabii. İyi bakalım değerli dostlar, gördüğünüz gibi Çamoluk'un organik tulumu. 25 ekmeği, somunu, yumurtası, çökeleği, kaşarı, tereyağı, ekranlara bu geldi. Çorum nohutu, pirinç, Çorum pirinci, bulgur, Çorum. Çorum'dan geldi. Burayı tamamen Çorum abi burası. Buyur. Hacı abi ne vereceksin ablaya? Kavun vereceğim. Kavun tohumu. He. Şunlar ne abi? Nane. Yok de ha. Ondan maydanoz. Hemen hızlıca. Pardon, ver hemen tavuğunu ver. Kavun, karpuz, bir de salatalık. Kavun, karpuz, salatalık. Şu onlar hazır. Şu salatalıktan alacağım. Ver abi. Şu ne abi şimdi? Bezelye. Bezelye. Bu ne? Salatalık. Bu ne? Pazı. Bu ne? Reyhan. Bu? Dereotu. Bu ne?
Salatalık. Bu ne? 40 günlük fasulye. Bu ne? Dolma kabağı. Bu ne? O da pazı. Bu ne? O da madımak. Bu. O da kabak. Bu. Mısır. Bu. Bakla. Bu. Ayçiçeği. Biz gidiyoruz abi. Güle güle abi. Bana diyorlar ki her şeye nane oluyorsun diyorlar. Nane oluyorsun. He öyle diyorlar. Her şeye nane olma diyorlar bana. Nane var ha zaten. Bana diyorlar bana her şeye nane olma diyorlar. He. He ne yapmam lazım? Soracağım bunları ne diyeyim. He sorayım o zaman ne bunlar? Bu nane. Evet. Bu kekik. Bu reyhan. Şu yarpuz kurusu. Şu maydanoz kurusu. Bunlar 40 günlük fasulye. Şu. Yaş nane. Yaş nane değil. İlimiş değiller ona da. İlimiş. Da, şu ne? O tel tohumu. Şu kavun. Bu kavun tohumu. Bu ne? Bu domates fidesi. Reyhan bu var kabak. Var var reyhan. Tohumu tohumu. Hacı abi gel. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? İyi hamdolsun şükür. Allah daha iyisin. Amin cümlemin inşallah. Buyur hacı abi. Seni şeyleri görüyoruz her tarafta. Nerede görüyorum? Ülke TV'de herhalde evet evet. 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 Yanlış görüyor olmuyorsun? Yok yok. Valla. Tam isabet. Buralı mısın? Evet buralı. Çamoluk musun? Çamolukluyum. Pazara gelirsin devamlı. Gelirim. Ne alacaksın? Ne görürsek var, ne işimize gelirse onu alacağız. İlk buraya geldin, buradan alman lazım o zaman. He, yok şimdi daha hanım burada. Şimdi onunla o bakacağım. Dolaşacak. Onunla... Hanım ne derse o mu? He. Aa, şu teyzem geliyor, dur. Peki. Bak teyzeme bak, teyzeme. Teyzem. Fideler kaç para? Fideler kaç para? 10 liraymış. Alacaksın mı? Ben götürmeye gözüm kesmiyor, almayalım. Götürmeye gözün mü kesmiyor? Fırından 5 tane pide aldın demin. Orada da tömberim var, nasıl götüreyim onu? Ama bu senin 4. tur maşallahın var. Ben seni takip ediyorum. Sen demin fırına gittin. 5 tane pide aldın. Yanında da yardımcın vardı. Nerede o yardımcın senin? Hadi bak o yardımcın. Ben ablamın kızı düşle yağırdı. Bir yere basıp da gidelim. Bıraktı şimdi seni. Sen ne aldın şimdi? Bunda ne var? Bunlar da şey mi? Abo ya sen doldurmuşsun bunları. Nasıl çal... Anam anam anam. Selpah var o var. Ama bunu sağ tut. Şöyle sağlam tut. Yağlarla peynirler de. Yardım edelim mi? Nereye gideceksin? İstanbul'a. Bunu kale için oraya bırakın da yağlar dönüyor. Tamam bunu biz götürelim. Nereye bırakacağız? Gel. Kale için oraya. Tamam gel bırakalım sen. Gel. Allah Allah ya. Sen kendini yormaman lazım ya. Kale içine gidiyoruz. Gel Murat. Dinleneceğim mi? Ha şuraya otur dinlen. Çay söyleyeyim mi? Çay. Yok. Su. Ver Kazım abi suyu. Ver suyu ver Kazım abi. Aa sana su. Aç bakayım. Ha bir dua et bize. Ha soğuk değil. Öyle mi? O... Tamam sonra sıcaklaşır şimdi o zaman içersin. Tamam var mı isteğin? Yok. Biz gidiyoruz. Çok sağ ol Allah. Allah'a emanet ol. Biz gidiyoruz. Evet değerli dostlar gördüğünüz gibi. Kim? Şu şehirlerin orada. Ne var? Ya poşette. Tamam bulur getirir şimdi biz onu. Heh. Tamam. De al da gel ben seni bekleyeyim. Hayda üstümüzde şey kaldı. Yük kaldı şimdi ya bulamazsak. Nerede poşet nerede? Adamın yanında o şu şehirlerin yanında. Tamam. Biz gidiyoruz almaya gidiyoruz tamam. İyi tamam hadi bakalım. Keyfin nasıl? Hamdolsun Allah'a şükür. Çamolun eski ağası. Güreş ağamız ya belli zaten. Yok şöyle. Yok. Evet, yok. Bal ağası. Yani bal ağası. Eyvallah. Nasılsın abi? İyi valla. Sağlığın sıhhatin iyi. İyi valla. Boğazının tadını da biliyorsun ha. Mevsimlik çile almışsın. Bakayım. Ama ağadır yani. Çamolun tam giriyorsun. Yani. Eyvallah abi. Yağ varmış yağ burada. İşte bırakmış bir teyze. Yaşlı iki katlı böyle. Suşehirli misin sen? Öcü. Tamam ver abi. Bir avucu. Bunlar mı abi? Evet avucu. Evet. Abla dedi yağlarımı getirin dedi mecbur götürüyoruz dur bakalım. Bu mu? Evet. Sen bunu nasıl götüreceksin? Nereye bırakalım? Ay kimseye götürür eder götürür. O kardeşe bırakacağız o zaman tekrar. Bunu ablanın poşetler neredeydi? Benim poşetler daha yerde. Orada. Aa buraya vereyim mi? Aa buraya koydum tamam. Ha. Ay maşallah. Helal olsun ne demek az almışsın diyorum 10 kiloya almışsın. Başka yere aldım. Kızlarımı aldım. Kızlarım çocuğum var mı derdim.
Olur mu ya? Gene onlar İstanbul'da havalı ediyorlar. Daha demin gibi 84 yaşında gene nasıl getiriyor, nasıl götürüyor? Ha bunlar İstanbul'a sipariş mi? He. Neyle göndereceğim bunları? Eve götüreceğim, onlar gelecekler. He. Ama yollarını da gözlüyorsun. He, gözlürüm gözlemem evlat ya. Evlat. Neydi? Eyvallah. Dermanım olsun da dolan. O da yani... Pide aldı. Vallahi bak pide aldı. Pideci şeye, fırıncıya dedi ki evlatlarım gelecek onun için. Bir dünya selpak almış, ıslak mendil almış. Aha 10-15 kilo yağ, çökelek mökelek. Çoluk çocuk gelecek diye değil mi? He. Yaş kaç? Yaş 74. Fırında 84 dediydi, burada 74 dedi. Kafam karışıyor, benim kızım öldü de ondan sonra çocukları yetim kaldı. Ne diyeceğim? Tamam anladım. Kusura hadi sana bak. Kolay gelsin. Sağ ol. Eğer götürmek istiyorsan eve kadar götürürüz. Yok değil mi? Çok sağ ol. Allah tamam. Razı olsun. Eyvallah. Gel abi seni de görelim bari. Abi de diyor ki her şey organik. Organiksin abi. Allah razı olsun. Aynı beraberiz herhalde biraz. Çok he? Şıksın abi. Teşekkür ederim. Eyvallah. Sen ben mi tişörtü sana vereceğim, sen mi ayakkabıları bana bırakacaksın? Hiç fark etmez. Canın sağ olsun. Abi ayakkabılar sende güzel, tişört bende güzel abi. Öyle yerinde kalsın. Eyvallah. Gözlük ve şapka sana özel abi. Aynen öyle abi. Eyvallah. Yolun açık olsun abi. Teşekkür ederim. Allah yolculuğuruz. Allah Allah. Güzel görüntülerle sizleri baş başa bırakıyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz, Çamoğlu'nun ilk sıhhiyesiyle beraberiz. Fahri sıhhiyemiz. Selamünaleyküm abi. Ahmet Fenerci. Aleyküm selam. Merhaba. Hoş geldiniz. Yaş kaç Ahmet abi? Yaş 89. Şu anda? Evet. 90'a merdiven dayadı. Evet. Buranın ama, ilk Fahri sıhhiyesiymiş. Evet. Burada hastane yoğdu, doktor yoğdu. Bu çevre köylerde hep bir ilaç da bulunduruyordum. İstanbul'dan getirip hastalara yardımcı oldum hep. Hastanede yapıp doktorlarımız gelene kadar. Var mı? Eğitim var mıydı? Vardı tabii. Ankara'da hastanelerde çok çalıştım. Oradan eğitim aldım hep. Hastanelerde normal çalıştın, oradan evet. Aldığın eğitimi. Yani diploma evet. Yok normalde. Diploma var. Daha iğne yapma diploması var. Ha iğne yapma diploması var. Evet. İğne iyi yaparım. Ama ilaçlardan anladığım için yardımcıydım. Allah Allah. Fahri sıhhiye eriydin yani. Evet. Allah Allah. Allah evet. Nazardan saklasın abi. Evet. 89 yaşındasın. Teşekkür ederim. Eyvallah değerli dostlar. Çamoğlu'nun evet. İlk sıhhiye eri atla beraber dolaşıyormuş değerli evet. Dostlar. Doğru evet. Mu abi? Evet. Evet. Atla beraber. Yolda yoğdu. Arabada yoğdu o zaman. Abi sen atla dolaşıyorsun. Bazı tipler evet. Var şu arkadaş gibi. Onlar da offroad'da dolaşıyorlar. Abi şu arkadaş bak. Bak görüyor musun abi? Beşiktaş'ta offroad'da dolaşıyor. Abi yolun açık olsun. Teşekkür şöyle ederim. Bir yürü de delikanlı görsün cümleden, millet. Cümleden hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yürü bakalım abi. Abi. Aman, evet. Olur, Ahmet abi değerli dostlar. Bu evin yarı yaşında bak nasıl da yakışıklı gidiyor. Abla sen de tohumu ucuz aldın. Yaptın pazarlığı benden kaçmaz. Ne zaman verebilirsiniz? Abi Allah'a emanet. Teşekkür ederim. Tamam. Eyvallah teşekkür. Abicim benim. Yolun açık olsun Batın. Evet Çamoğlu'nun ilk sıhhi yeri atla değerli dostlar. Ahmet Fenerci diyorsun. Allah Ahmet Fenerci. Şurada bir olay var. Olay var. Olay var. Gel abi. Sen hayırdır? Hayır mı? He? He? Motor kimin? Kim? Ta. Senin mi? Sen buna biniyorsun mu? Niye? Ben binmesem buraya gelmiyorum. Yaş kaç? Yaş yok ha, yaş yok ha da. Kaç kaç? Evet. 72. 72 mi? 72. 82 olmasın? Yok. 92 olmasın? İsim ne? Kurban olayım. İsim Karadere, ne? Karadere, Nazım Kaleli. Nazım Karadere. Nazım Kaleli. Nazım Galeli. Evet. Nazım abi motor senin mi? Kitap çıkar olmaz da benim. Buna binip de mi gideceksin şimdi? Allah izin verirse. Çalıştıracağım. Çalıştıracağım. Dikkatli git bak. Ya Allah'ın dediği olur. Allah ne derse onu yapar. Hangi köydeniz Nazım abi? Galadere köyünden. Uzak mı buraya? Bayburt tarafına gelince yeni bir İstanbul'a dönüyor. Kışarı bir de Bayburt'a geliyor. Onun sol tarafına o dere. Dere o 2,5-3 kilometre orada. Seni yerim yer. Sen nerelisin bana? Sen ne yakışıklı bir adamsın. Yok. Sen ne güzel bir adamsın. Zamanı ya. Neydi? Zamanı. Ne aldın? Pazardan ne aldın? Urbaları doldurmuş. Almadım. Bir şey almadım. Hep var dolu ya. Onlar ya. O salatalık. Köyde kalacağım. Bir de şunda ne var? Onda eski çamaşırlarım var ki. Ha bu ırmağın üstüne benim
Yücel Körfüsü'ne geçmeden Ermanus'ta körfü var ya. He. Havirat'ın altına yoncalık benim. Orada bostanım var. Orada eğleneceğim. Şimdi? Allah'ı da görürse yedikken işlerim büyüdüm. Orada alacağım, yiyeceğim. Biz böyle motora bindik, sen ayaktasın, aklını helal et. Yanlış anlaşılmasın değerli dostlar. Çünkü bazı illa bir şeyin altında bir şey arayan maraza tipler oluyor. Sen nerelisin? Sen nerelisin? Allah'ım iyi. Ben diyorum ki 3 günlüğüne Çamolukluyum. Ben derim Allah, bugün saat 3 itibariyle bak, bugün saat 3 uçağı itibariyle artık İstanbulluyum. Ben derim ki tepestimli konuşanlara, güler yüz olanlara, adaletli merhametli olanlara, Allah'ım nerede olursa olsun mağarada başlama, Allah'ım onlara hepsine işi rast getir. Motor senin, otur. Oh, bacağı da at öbür tarafa. Ha. Ha. Evet değerli izleyicilerimiz, Giresun'dayız, Çamoluk'tayız. ATV'ye en hızlı binen, saatte 200 kilometre hız yaptığını söyleyen 85 yaşındaki değerli abimizle birlikteyiz değerli dostlar. Tarihi bir ev. Bu tarihi evin, 300 yıllık evin yamacında bir asırlık çınarla şimdi. Abi hızlı mı sürersin? Yok, normal. Yavaş, normal sürersin. Normal. Kaç yıldır motora biniyorsun? 10 yıldır. ATV'ye? 10 yıldır biniyorsun. Senin için dili dualı dediler. Allah bilir. Allah bilir. Yap Allah bakalım duanı şöyle, kafa kafaya verelim. Evet. Ben... Her zaman dua yaparım. Her zaman merhametli, adaletli, merhametli, dürüst insanlara hepsini yer açayım. Yap ortadır. Bakalım bir dua. Allah'ım evvel Hazreti Peygamber Efendimiz'e, sonra Adem Atamız'a ruhlarına hibâ ettim. Okuduğum ayetleri, hadisleri, onların hepsini ruhlarına hibâ ettim. Sen haberdar eyle. Amin. Onlardan sonra hasıl olan sahibi, bütün geçmişleri var. Anamın, babamın, eşimin, kardeşimin, her bir şeyi onların ruhuna hibâ ettim. Onlardan sonra hasıl olan sahibi, şehitlerin, gadilerin isimlerini unutulmuş, esirleri kesilmiş. Bende bir Fatiha yok mu diyen bütün... Bütün şehitler ruhuna hibâ ettim, sen haberdar eyle. Amin. Beğenme geçenleri, en ufadan ömrüne kadar beğen merhamet edenleri, benim dardan kurtaranları, Allah'ım sen onları dardan kurtar. Allah'ım sen onları selamete çıkar, onlar ben nasıl yolumu alacağım alıysa, sen onları hemen bu dünyada merhamette, onları merhamet etti. Amin. Geçmişlerinde rahmetiyle muamele yaptı. Amin. Benim, dua bu kadar. Eyvallah, dua bu kadar, şimdi gideceksin. Dur sen inme. İnme sen cezalısın. Nazım abi hadi bismillahirrahmanirrahim. Evet Türk'ü. Dur nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Nasıl durum? İyi. İyi mi? İyi. Ne yapacak? Geri mi? Motoru gelecek. Ceza. İndireyim ben, indireyim bak. Dur abi dur, motoru gelecek dedi. Dur çeker. Tit. Ben de indir çeker. Yavaş. Heh, al ileri. Yavaş. Tamam. Bir daha al. Bir daha it. Dur ben de geri çekeyim. Dur abi sen nereye geri çekiyorsun? Yavaş. Seni öldürecekler ya. Ne olacak? Öldürecekler. Bekle dur. Devam et. Ha onu her yere yapma. Devam et. Çarşıdan dön gel. Ha onu her yere yapma ya. Çok süratli. Hay maşallah. Hay maşallah. Hay maşallah. Attı abi. Ölmeden attı abi. Gel abi. Senin yaşın kaç abi? Ben 83. 83 diyor. Çocukluk arkadaşın mı? He, çocukluk. Buradan çok çalıştık bununla. Öyle mi? Şöyle dön şu tarafa doğru. Hı. Vay be. Oraya kömür taşıdık. Odun taşıdık. Çok kömür taşıdık. Oraya doğru dön. Eyvallah. Heh. Ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Maşallahınız var be. He, çok. Vallahi maşallahınız. İşte o kömür taşımadan. Eyvallah. Böyle kaldık. Sende bir şey yok ki. He bir şey yok. Sen kömürü buna taşıtmışsın. Evet tabii. 5. yatağı çıkarttım. Bakkal var ya. Dedi ki yapmışlarım sen kendini intihar edin. Niye? 110 kiloyu kaldırdın. O sabahda ne kaç kilo aldın bilir miyim? Vay anam be. Sen kaç kilosun? Ben sen 60. Sen kaç kilosun? 60. 60. Gel şöyle. Hop. Gel Nasım abi gel. Evet değerli dostlarımız. Tarihi bir sokakta. İki tane tarih. Ben bittim ben ya.
Nereye bitmişim be? Öyle nasıl motor sürüyorsun öyle? Kenan Sofoğlu gibi sürüyorsun aynı ya. Vallahi. Vallahi meydan okudun ha. Beni şimdi götürmek için sürüyor beni. Nereye götürecek? Öbür tarafa. Aha, vur. Yüreklerine sağlık. İki çocukluk arkadaşı çok çalışmışlar zamanında. Motor turu da attık. Yüreğine sağlık diyorum. Size sağlık. Hepinize. Hepinizi öpüyorum. Allah'a emanet olun. Allah'ım bu dünyada ahirete de güzellik versin. Hemen merhametli olun. Amin. Hemen merhametli olun. Amin. Geçen Peygamber Efendimiz Fatıma anamız çocuğu hastalanmış. Peygamber Efendimiz'e demiş ki torunun hastalandı. Demiş Allah'ın dediği olur demiş. Haber yollamış ama görmüyorlar birbirini. Çocuk sonra çok fenalaşa yani. Demiş dede baba demiş torun ölüyor demiş. Gelmiş birkaç tane sahabesiyle beraber Peygamber Efendimiz çocuğu kucağına almış. Gözlerinden yaşlar akmaya başlamış çocuğun yerine. Yanındaki yanına gelen sahabeler demiş. Ne var yüzünü yaşı demiş ya. Ne var ya? Demiş Cenab-ı Allah kullarını için seçer merhametli iman sahiplerini demiş. O gözünü yaşı rahmet demiş. Rahmet. O imandan geliyor, merhametten geliyor. İman olmayanın merhamet olmaz. Eyvallah Nazım abi diyorum, tamam. Elini öpüyorum. Ulan beton gibi maşallah. Vallahi beton gibi ya. Ay maşallah diyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Sağ ol, sağ ol, Allah'a razı ol. Allah'a emanet olun. Değerli izleyicilerimiz, hangi köydeyiz? Dulundas Mahallesi. Cemil Akarçeşme. Yaş kaç? Yaş 82. Yenge ne zaman vefat etti? 60'da. 60 yaşında vefat etti. 60, aşk yani. Var mıydı? Aşk var abi, ne biçim? İstediğin ne biçim kadar. Abi bir anlat bakalım. Ne biçim, nereye geçsek beraberdik. Eyvallah. Beraber. İstanbul'a ısrarlıydı benim oğlan. Adam nerede ben de oradayım dedi. Eyvallah. Ev senin. Ev benim evet. Kışlıkları hazırlamışsın. Abi hazır ev, her şey hazır. Kaç yıllık ev? Ev aşağı yukarı 30 sene var. 30 senelik ev? Evet. Ama tadilat görmüş hali 30 senelik ya, kökü. Abi yok görmedi. He. Kaymakam diyor ki buraya Cemil amca çok ısıcak değilsen burada nasıl durayım? 30 yılda mı yaptın sen bunu? 30 yıl önce mi yaptın? 30 yıl evet. Eyvallah. Kedileri de seviyorsun. Ya kediler ne diyeyim, bunlar bana bak çok cicik ya. Çok güzel. Kaymakam ne diyeyim bileyim Cemil amca, sen bunlara bakayım diye cennete gidersin. Eyvallah, sen zaten yani cennete gidersin. Ya, soy Allah ismi Akarçeşme. Evet. Biz her zaman ne diyoruz? Ya Rabbi bizi ezansız, bayraksız, bırakma. Susuz ve vatansız bırakma diyoruz. Akarçeşme çeşmeleri her yerde akıyor. Evet, değerli dostlar, aynen. Cemil Akarçeşme abimiz 82 yaşında aynen. olmasına rağmen bu bölgede ata en iyi ben binerim dedi. Şimdi ahıra doğru Cemil abiyle gidiyoruz. Girdim koluna, bakıyorum yoluma. Patika bir yoldan ineceğiz değerli dostlar. Gördüğünüz gibi ahırda yaklaşık bir 70-80 yıllık ahır. Şimdi Cemil abiyle atı almaya gidiyoruz değerli dostlarımız. Haydi bakalım Cemil abi. Evet, Cemil abinin dedesinin yaptığı ahıra geldik. Değerli dostlar, burada bir at var. Cemil abi şimdi bu atın üstüne binecek, bize şovunu yapacak. Biz de ona Allah nazardan değmesin diyeceğiz. Ya Allah, bismillah, açalım Cemil abi bakalım. Evet değerli dostlar, şimdi Cemil abi. Oo, bir koç yiğit var. Tamam, sen al gel. Al gel. Arı. Abi eşek arısı. Eşek arısı. Gel şuraya kon. Gel. Gel 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 gel. Evet değerli dostlar. Gördüğünüz gibi eşek arısı da bizi yakından takip ediyor. Ülkeyi de yakından takip ediyor eşek arısı değerli dostlar. Evet. Hadi hadi bakayım, çık oradan. Şimdi at çıkacak. Adı ne bunun Cemil abi? Bunun adı Yıldız. Annene bak. Yıldız. Bakayım alnına. Dur. Yıldız. Yıldız, ne güzel bir hayvansın sen. Ne güzel bir atsın be Yıldız be. Gökteki yıldız gibisin. Cemil abi, buna sen semersiz mi biniyorsun? Yok, semer vuruyorum. Semer vuracaksın değil mi şimdi? Semer de var, eğer de var. Eyvallah, eğri de var. Eğri de var. Kaç yıldır ata binersin? Aşağı yukarı 15 yaşımdan beri. 15 yaşından beri. Yani neredeyse 70 yıldır ata binersin. Aynen. Doğru mu abi? Doğru. Bu dağlarda, taşlarda adım atmadığın yer kalmadı değil mi? Mayla'da, Alucara'da. Hiç adım atmadığın yer kalmadı. Neyle besliyorsun bunu? Bu ne mi? Arpa kırması var. Arpa kırmasıyla besliyorsun. Samanla üzerine yıldız atıyorum. Yıldız be, şanslısın be koçum be. Gerçekten
Şöyle çok. Yıldız şeyi de var. Çok da güzel bir yerli hayvan değil mi? Evet evet. Yerli hayvanımız evet, değerli dostlar. Giresun Çamoluk huylanma yıldız. Evet, Allah evet. Senin nazarlardan saklasın. Nazar boncukları değerli boynunda. Güzel. Orada bile ay yıldızımız var. Şurada göstereyim sizleri. Şimdi yavaş yavaş Cemil abiyle birlikte nereye çıkıyoruz efendim? Piste çıkıyoruz. Evet. Doğru mu? Doğru öyle. Kaç yıldır bakıyorsun buna? Bu aşağı yukarı bir senedir. Bir senedir? Bir senedir bende. Bu Çahırkaya'daydı. Oradan almıştım. Eyvallah. Eyvallah. Gel bakalım abim. Evet geliyoruz. Şimdi semeri vuracak, eğri vuracak Cemil abi. Ondan sonra da binecek, şovunu yapacak, yoluna devam edecek. Evet, yıldızın şimdi semerini vuracağız Cemil abiyle birlikte. Ah be Yıldız be, çok şanslısın. Cemil abimiz var, tutayım mı? Evet, biraz tuttum. Ağır, biraz ağır. Biraz ağır, tuttuk. Hop, maşallah. Hay maşallah be. Hay maşallah be. Bunu ne yapıyoruz? Evet, yavaş yavaş. O tutturduk. 82 yaşında Cemil abi bize bir şov yapacak, şöyle bir gidip gelecek. Semeri vurdu. Türkiye'nin en yaşlı ata binen adamı desek belki yeri olacak. Bu şekilde profesyonel bir şekilde bitenden bahsediyorum. Evet, Yıldız şu anda hazır. Sen ata bin. Biraz ters, ters. Tamam, şimdi bu dinç bileyim mi? Yatayım da. Bileyim de. Şimdi seni atacak. Ya bizi atarsa? Dizgini takacağım. Siz gençsiniz. Ben ihtiyar adamım. Yani ne demek istiyorsun? Senin kolun kanadın kırılsın bir şey olmaz diyorsun ha? Bir dakika gel şöyle yok, gel. Yok. Bir dakika dur, bir dakika bir konuda anlaşalım. Dur tamam. Şimdi ben buna bindim. He. Deh dedim gitti. Gitti. Çüş dedim durmazsan olacak. Durur durur. Çüş dedim mi durur. Emin misin? Eminim. La bu beni dinler mi? Zabı değilim ki. Oğlum yani. Cemil abi. Sen buna binmeyeceksin yani. He, binmeyeceğim. Gözün kesmiyor. Ha, gözüm kesmiyor. O zaman dolaş dur ha. Ha, olur bak. Çünkü dolaş neden biliyor musun? Bu dinç dinç. Bunu ben yüklü böyle binirim buna ben. Ha, ormana türlü giderim. Bak, o zaman ikimiz beraberim. Ben de yüklü sayılırım. 110 kilo. Ya, maşallah. Var. He, bineyim mi? Bin. Atma sen. Dur bir dakika ya. Dur nereye gidiyorsun ya? Dizgin bak. Dizgin, bak, dizgin. Dizgin mi? Ha dizgin. Sen dizgin olunca bineceksin mi? Ha, seni bindiririm. Beni mi? Evet. Abi sen beni Cemil abi gözden çıkardı ya. Ben abi ben attan hiç yani atı çok severim de ben binemem yani. Ben bir kere Aksaray'da bineyim dedim abi. Ata bir bindim. 22 kilometre sonra zor durdurdular hayvanı. Evet Cemil amca şimdi Allah. Eğri getirdi. Allah Allah. Allah Allah. Semer kaç yıllık semer? Oho 10 yıl. Evet insan ölür kalır eseri. Hayvan olur kalır semeri değerli dostlarımız. Güzel bir hayvan Yıldız. Şimdi eğrini takıyor Cemil abi. Dur Cemil amca biz niyetlendik. Bismillahirrahmanirrahim. Sen şimdi hazır ol. Şu mikrofonu tut Cemil abi. Ben geleyim oraya. Sen mikrofonu tut. Tamam. Biz niyetlendik. Cemil amcayı bu ata bindireceğiz. Biz ata bindireceğiz dedik. Atın üstünde yarıştıracağız demedik. Atın üstünde yürüteceğiz demedik. Atın üstünde vakit geçirttireceğiz demedik ama millete de dedik ki Cemil amcayı ata bindireceğiz. Hazır mısın? İyi hazırım inşallah. Hazır mısın? Hazırım abi. Bir kez daha soruyorum. Bir kere. Hazır mısın? Hazırım. Cemil Akar Çeşme. Hazırım. Abi hayvanı çözme. Çözmeyeceğim. Hayvan çözme. Hayvan burada dursun. Onu tutarız suratta. O zaman ne yapıyoruz değerli dostlarımız? Allah Allah illallah. Muhammed ya Resulallah. Alkışlarla diyelim. Koç yiğit Cemil Akar Çeşme'ye. Maşallah diyoruz. Ya Allah bismillah. Cemil abi hazır mısın? Ya Allah. Mahsulüm Cemil abi. Bindin. Tamam. O arada dur Cemil abi. Dur. Cemil abi bindin mi? Bindim abi. Cemil abi sözünde durdun mu? Durdum abi. Evvel 82 abi. Yaşında ata bindirdik mi seni? Evvel Allah'ın izniyle. Dön kameraya. Türkiye'mde. Türkiye. Cemil abi. Efendim. Türkiye'm. Türkiye'm. Kameraya. Türkiye'm. Türkiye'm. Ölürüm. Ölürüm Türkiye'm. Ay yıldızına. Ay yıldızına, bayrağına. Hilaline. Hilaline. Suyuna. Taşına. Taşına. Toprağına. Toprağına. Giresun'a. Giresun'a. Çamoluğa. Çamoluğa. Türkiye'ye. Türkiye'ye. Ya Allah bismillah.
Gel abi, ben seni kendim indireceğim. Ben olmaz. Ben kimseyi yarı yolda bırakmam. Ya gözünü yerim. Yok, ben senin gözünü yerim. Bırak kendini bana. Hop geldi. Bırak kendini bana bırak. Bıraktım. Çok teşekkür ediyoruz Cemil abi. Şey değil abi. Allah senden razı olsun. Elinize ayağınıza sağlık. Gençliğinde çok binmiş ama şimdi risk etmek istemedik. Ben de teşekkür ederim. Çünkü yaşı ileri yaş. Biz sana kıyamayız. Neyse, bindirdik mi bindirdik. Hadi Semer'i de çöz o zaman. Semer'i de indirelim. Yolumuza devam edelim. En iyisi gezmek devam ediyor. Salim Sarıdoğan değerli büyüğümüzle, muhtarımızla beraberiz. Sarpkaya köyünün muhtarı, muhteşem bir tarih, muhteşem bir coğrafya. Tabii Çamoluk'a gelince de Sarpkaya'ya gelmeden olmaz. Ay Yıldızı bayrağımızda o Sarpkayalıkların en yükseğinde, en zirvesinde dalgalanıyor gördüğünüz gibi. İnsanlar buraya niye gelmeli sayın muhtarım? Öncelikle meşhur Kızılkaya taşımız, camimiz, yeni yapılmış Kur'an kursumuz, misafir konuk eviyle, taziye eviyle, dershaneleriyle, yatakhaneleriyle, Bekleşbeş camisiyle, köyümüzün güzellikleriyle çok meşhurdur. Herkes Çamoluk Vadisi'nden, Giresun'dan, Türkiye'nin her köşesinden, özellikle bütün gençlikleri köyümüzün güzelliklerini görmesi için köyümüze bekliyoruz. Teşekkür ediyorum. Giresun'a, bu coğrafyaya yakın olan herkes çıkın Sarpkaya'ya, Çamoluk'a koşun gelin. Muhteşem atmosferde, muhteşem oksijende, muhteşem tarihle buluşun diyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz, yine bir köprünün üstündeyiz. Altta orijinal tahta köprü var. Üstüne güvenlik nedeniyle beton bir köprü yapılmış ama atmosfer gördüğünüz gibi muhteşem. Kayalıkları görüyorsunuz. Organik doğal kayalar var. Ne köprüsü sayın muhtarım burası? Burası ismi üzerinde Tırak Köprüsü. Eskilerimiz der ki ya Tırak Köprüsü'nden geçeceksiniz ya Sırat Köprüsü'nden geçeceksiniz. Tırak Köprüsü'nden geçtiğiniz zaman Tırak Köprüsü'nde geçmiş sayılırsınız diye bize büyüklerimiz böyle öğüt verirdi. Biz de bugün Tırak Köprüsü'ndeyiz. Söyleyeceklerimiz bu kadar. Teşekkür ederim. Eyvallah. Bize bu güzelliği verdiğiniz için. Yani Tırak Köprüsü'nden geçtiğimiz Sırat Köprüsü'nden geçmiş sayılırsınız. Geçmiş sayılıyorsunuz. Abi biz şu an köprünün tam ortasındayız. Allah muhafaza, o zaman geçelim. Biz gidiyoruz abi, sen de şahit ol. Evet değerli izleyicilerimiz, Koçak Köyü'nün, Çamoluk'un, Giresun'un en sevilen isimlerinden biri Ramazan kardeşimizle birlikteyiz. Söz kendine ait, saz kendine ait, orkestra kendine ait, makam kendine ait, mekam kendine ait. Doğru mu abicim? Evet doğru. Ne çalacağız, ne söyleyeceğiz efendim? Ay duvar aşağı gider, kızlar Maraş'a gider. Nereden buldun sen onu? Maraş nereye, ay nereye, nereyi aşıyorsun, nereye gidiyorsun Ramazan baba? Söyle bakalım, hadi başlıyoruz. Ay Maraş'a gider, kızlar Maraş'a gider. Ay Maraş'a gider, kızlar Maraş'a gider. Bir elim yar koynunda, bir elim boşa gider. Orada gelin ne diyorum, söylüyorum söylemiyorum. Daha da bana ne diyorum, aman da gelin ne diyorum. Söylüyorum söylemiyorum, daha da bana ne diyorsun? Abi nasıl bir ses var sende be? Niye? 8 okka be. Abi nasıl böyle bir ses çıktı sende be? Neyden? Ne meyden? Vallahi senin konservatuvarda araştırılman lazım. Çalışma yapılması lazım. Demek ki bu iş böyle sadece eğitimli olmuyor. Allah vergisi yetenek var Ramazan abi. Var mı başka? Bir tane daha var. Söyle be, o zaman gelsin be. Dala seni delik delik dalarım, dalarım. Harbunun toprağını alarım, aman aman alarım, aman lan. Benim yusuz kalbim.
başıma ne deyim aman aman ne deyim ulan zaman dağlar. Ramazan baba, uzun havaya geçtin. He? Sesine sağlık. Sağ ol. Nefesine sağlık. Sağ ol. Güzelliğine sağlık. Ömrün de böyle beyaz gül gibi güzel olsun inşallah. Bembeyaz sağ olsun ol. İnşallah. Sağ ol. Eyvallah. Yürene sağlık diyoruz. He, sağ ol. Koçak köyünden Ramazan kardeşimize çok çok teşekkür ediyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Evet değerli dostlarımız, Koçakköy toplanmış. Hacı abi hayırdır? Hayır Allah. Hayırdır? Hayırdır. Hayırdır abi. Hayırdır abi. Hayır hayır. Nereden buldun bunları? Kim dedi abi? Sen mi dedin? Bunları. Kim dedi abi nereden buldun bunları diye? Buyur abi. Duydum abi. Yok be. Nereden buldun bunları dedin abi? Öyle bir şey. Şaşındık ya. Ya kalktık İstanbul'dan 9 kilometre yol geldik ya. Kim kimi buldu? Biz sizi bulduk abi. Allah maşallah. Allah Allah, keyfin tıkır abi. Teşekkür ederim. Eyvallah abi, gülen yüzleri görüyorsun abi. Ama bu sizin bu güzelliğinizin sebebi abi, gördünüz kardeşim. Evet evet. He, Ramazan olmasa. Ramazan olmasa olmaz. Olmaz. Evet değerli izleyicilerimiz, şu anda Çamoğlu'nun tam merkezindeyiz. Yaklaşık 35-40 dönümlük bir arazide Türkiye'nin en kaliteli fasulyesini Çamoluk ve Çamoluklar adına, Giresun adına ben üretirim diyen bir abimizle birlikteyiz. Geliyoruz, şu an sulama dönemi, tohumları ekmiş. Selamun aleyküm. Selam, hoş geldin. Nasılsın abicim, iyisin? Eyvallah, sağ ol, teşekkür ederim. Allah daha yetsin. Ektin. Ektik. Şu yeşerenler mi abi? Bunlar kuru fasulye. Bunlar taze burada fasulye, salatalı. Bütün çeşit var bu bahçe kısmında. Ben burada fasulyeyi görebilecek miyim abi? Taze fasulye. Taze fasulye. Hangisi taze fasulye? Bunlar taze fasulye. Taze fasulye. Bunlar kuru fasulye. Bunlar fide atmış kuru fasulye. Bura komple fasulye mi abi? Bura komple fasulye çeşit. O zaman gel abiciğim. Evet, Allah bir daha böyle bir olay sakın yaşatmasın diyoruz. Yaşatırsa da anında cevap verilir. Buyur ablacığım. Taze fasulye ekiyoruz, üretiyoruz. 5 yıldır bunu yapıyoruz. Yani diyorsun ki 5 yıldır bu işi yapıyorum, 5 evet. Yıldız yapıyorum diyorsun. Evet. Eyvallah. Abi, gururlusun. Gururluyum. Mutlusun. Mutluyuz. Severek yenge yapıyoruz. Yenge ekiyor, biçiyor, sen de reklamı yapıyorsun. He, biz satmaya bakıyoruz, biz paraya bakıyoruz. Çamoluk'a geldiğimden beri 10 kere bana dedi ki en kral fasulyeyi ben yaparım dedi. Evet. Senin fasulyeyi diğer fasulyelerden ayıran özellik nedir? Organik birincisi. Bizde hiç gübre yok. İki, yenge eker. He, o eker, o biçer, o biçer. O uğraşır. Gel, ben sadece para işine bakarım. Vallahi satma işine bakıyorum. Tamam. Yengeye ektiriyor, yengeye biçtiriyor, yengeye toplattırıyor. Ben sadece paraya bakarım diyor. Tabii yani, İyi para bırakıyor mu? Bırakıyor. Uğraşırsam bırakıyor. Biraz emeği çok ama muhakkak ki bırakıyor. Bu mevsimde mi ekiliyor abi? Mayıs'ın 7'si dediğimiz bir soğuk zaman tamam. Var. 20'si. Tamam. Mayıs'ın 20'sinden sonra ekilir. Ekilir. Üşümemez. Ne? Nisan'ın 20'sinden sonra ekilir. Bir karar verin. Arada bir aylık süre var. Ne zaman ekilir? Mayıs 7'sinde torpakta olması lazım. Bu da Mayıs'ın 20'si. Sen bir dakika dur abi. Sen ne dedin? Sen ekmediğine göre. Sen anlat anacığım. 20'sine devul dedi. Bak biliyor işi. İsim ne anne? Lütfiye Varıcı. Lütfiye ablacığım, sen bunu ne zaman ekersin? Ne zaman hasatını alırsın? Şeyde Nisan'ın sonunda ekilir. Mayıs 7'si deyirik. O soğukta torpakta olur. Tamam. Ondan sonra çıkar. 3 ay toprakta kalıyor. Evet. Doğru mu abi? Doğru. 3 ay yatıyor toprakta. Evet. Her gün sulamak lazım mı? Yok. 3 güne bir, 4 güne bir şeyine göre. Eyvallah. Susasmasına göre. Eyvallah. Kaç yıllık evliyiz? 32 mi? 33. Aşk var mı? Devam ediyor. Hiç durmadı ki. Ya tabii aşık olursun. Nasıl olsa üretiyor. Değil mi? Çalışıyor. Aynen. Tabii. İsim ne demiştin abi? Ramazan. Ramazan abi. Güzel bir ismin var. İlk kim kime aşık oldu abla? Ben çocuktum, o aşık oldu. Allah Allah. Tabii. Sonra evlendiniz. Oldu, evlendim. Çoluk çocuk. Memnunsun. Allah çok şükür. Bugünkü günümüz aratmasın. Aratmasın. Öyle böyle gidiyor işte hayat. Eyvallah. Değerli dostlarımız, yolunuzu Çamoluk'a düşürürseniz, isim ne demiştin ablam? Lütfiye. Lütfiye ablayı mutlaka bulun. Çamoluk'un tam girişinde hemen böyle. Evet, en büyük arazi burada gerçekten organik, çünkü hemen yanında da o meşhur çay akıyor. Kelkit çayı yeşil ırmakla buluşuyor. Doğru mu abiciğim? Doğru. Eyvallah. Mutlaka gelin, kuru fasulyenizi alın. Bu sene fiyatı kaçtan gidecek abi? Herhalde yaza 50 lira olacak. Ne diyorsun ya? O zaman ben bir çuval alayım gideyim. Her yer yöremizin fasulyesi de meşhur ama
Bu yörenin fasulyesi daha güzel. Eyvallah. Evet. Ablam ne diyorsa o değerli dostlar. Çünkü ben üreten, emek sarf eden, ter akıtan ablalarla gurur duyuyorum. Eşleri de tabii ki gurur duyuyor. Gelin gelin ekin. İnşallah gelsinler herkes. Çoğalsın değil mi? Tabii sana ki. Da arkadaş olsun millet. Tabii. Şöyle boş buldukları yerlere fasulye ekilsin abicim. Evet. Madımaklar zaten meşhur. Balı meşhur abicim. Gelin abi kuru fasulyeyi bir de. Domates daha çıkacak. Taze fasulye yakında 15-40 günlük ektik. Onlar bir aya kadar piyasaya çıkacak. Süreceğiz. Tabii. De satacağız. Pazarda satıyoruz. Abi abinin kafa sürekli paraya çalışıyor. Evet, demiyor abi. Ki eşime çok teşekkür ederim. O olmasa ben olmam. Ticaretini yapıyoruz şimdi bu işin. Artık her şey ticarete döndü. Manfaatımız yoksa niye ekelim? Yani Ramazan abi. Yiyeceğimiz abi burada ekelim. Ramazan yani. Abi onu sana fatura kestik. İsmin Ramazan. Ramazan ayında fasulyeyi millete bedava dağıtacaksın. Çamalı'nın meydanında 1000 kişilik fasulye ikramı yapacağız. Tamam, canı sağ eyvallah. Olsun. Ramazan hay abinden hay. Sözünü aldık. Çamoluklar programı izliyorsanız Ramazan abi Ramazan ayında başkanımız duydu, kaymakamımız duydu. 1000 kişilik kuru fasulye ikramı yapacak. Hay. Ölmüşlerinin hayrına, hasenatına. Helal hoş olsun. Ben de burada olursam gelip sunuculuğunu yapacağım abi. İnşallah bekleriz. Hep şeyi ben dalduracağım. Edirmeye sorun yok. Diyorsun abla. Evet. Abla sana güveniyorum. Sen çünkü iç ticaretten bahsetmedin. Sadece yok. Emekten bahsettin, yemekten bahsettin. Evet. Ramazan abi sürekli. Ben ticaretini yaparım. Benim işim ticaret. Ben abi şimdi bu adama da bir şey diyemezsin. 35-40 senedir ticaretle uğraşıyorum. Delikanlı gibi söylüyor. Manfaatım olmayan hiçbir şey yapmam. Abi seni Türkiye'nin tek başına kuru fasulyeyi ekmek, toplamak, haset etmek ve millete ikram etmek adına yürekten tebrik ediyorum. Teşekkür eşinle ederim, birlikte diyorum. Allah aşkınızı bitirmesin. Amin. Allah daha uzun uzun ömürler versin. Fasulyeler bol olsun, senin cebinde parayla dolsun abim benim diyorum. Bizde ne kadar çok olursa biz de millete dağıtırız o kadar. Biz annemize çok teşekkür ediyoruz. Ramazan abiye çok teşekkür ediyoruz. Yolculuğumuza devam ediyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.